Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda farklı bir memur olma hakkında konuşacağız. İlanlar şu sıralar biraz daha çoğalmış oldu. İnşallah devamı gelir. Daha da fazla ilan gelir. İlanlar geldiçe kanalımızda en iyi şekilde yer vermeye çalışmış olacağız. Geneliyle yapılan bütün alımları ben kontrol ediyorum. İlanlar, duyular oldukça kanalımda en iyi şekilde aktarmaya gayet göstermiş oluyorum arkadaşlarım. Lütfen bu emekleri karşılık videoyu beğenmeyi ve Kanala abone olarak tüm bilgi, süreç, atama ve duyurdan haberdar kalmayı unutmayın arkadaşlarım. Demiş olduğum gibi şu sıralar biraz daha ilanlar, duyurular gelmeye devam ediyor. İlanlar şöyle arttıkça inşallah kanalımızda yer vermeye gayet göstermiş olacağız arkadaşlarım. Bu videomuzda ise Mustafa Kemal Üniversitesi'nin yapacağı memur alımının hakkında konuşmuş olacağız. Mülakatsız üniversite ilanı e, demişim başta görmüş olduğunuz gibi. Burada puan üstünlüğüne bakacaklar. Kimin puanı daha yüksekse e, mülakat olmadan çağrılmış olacak ve kaydı yapılmış olacaktır arkadaşlarım. Kimler başvurabilir kimler başvuramaz tüm detayları size aktarmış olacağım. Lütfen dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Evet başlayalım. Sözleşmeli personel alım metni için tıklayın izliyor. Ben bu linki açıklama kısmında bırakmış olacağım. Sizler linke tıklayarak buraya otomatik ulaşmış olacaksınız. Başvurunuzu yine buradan yapmış olabileceksiniz arkadaşlarım. Evet genel bilgileri verecek olursak sen üniversitemizin sağlık uygulama ve araştırma hastanesinde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek 2. Maddesinde B fıkrası uyarınca lisans mezunları için 2020 KPSS B grubu KPSS P3 Ön lisans mezunları için KPSS P93 puan tünden puan sırası eslanmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda süreçmeli personel olmuş olacaktır. Birazdan size aktarmış olacağım hepsini. Genel şartları verecek olursak da ilk olarak Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. Kamu haklarından mahrum bulunmamanız gerekiyor. Türk ceza kanununa uygun tehdit olması gerekiyor. Erkek adaylar için muvasaf askeri çağını gelmemiş veya Askeri çağına gelmiş ise muvassaf askeri hizmetini yapmış veya muaf veya erte etmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekiyor. Yani yoklama kaçağı olmamanız yeterli olacaktır arkadaşlarım. Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmaması gerekmektedir. Geriye kalan kısımları sizler videoyu durdurup veya açıklama kısmındaki bilgilerden ulaşmış olacaksınız arkadaşlarım. Ben bütün hepsini açıklama kısmına yazmış olacağım. Okumadıklarımı sizlere oradan ulaşmış olabileceksiniz. Başvuru şekli ve yerinden bahsedecek olursak da başvurular ilan resmi gazetede yayınlan açıklandığı günden itibaren elektronik ortamda üniversitemizin web sayfasından ilan edilecek link üzerinden ezel şifresi kullanarak 15 gün içerisinde yapılmış olacaktır. Ben bu linki aşağı bırakmış olacağım merak etmeyin. Adaylar sistemde kayıtlı formla ilgili alanları doldurup istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde yüklemiş olacaktır. Birazdan da neyi yükleyeceğiniz dair bilgi vereceğim. Adaylar ilanda belirtilen pozisyona sadece birine başvuru yapabilecektir. Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya postoyla ya başvuru kabul edilmeyecek olup bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçer sayılmış olacaktır arkadaşlar. Başvuruların değerlendirmesi ve sonuçlarının ilanı ise başvurunun bitim tarihi itibariyle en geç 10 iş günü içerisinde m web adresinde ilan edilmiş olacaktır. Her pozisyon için iki katı kadar yedek aday belirlenmiş olacaktır. Başvurusunu yapmayan veya geçersiz sayılan kişiler yedek adaylardan seçilmiş olacaktır. Bilginize arkadaşlarım. Başvuruda istenen belgeler ise öğretim belgesi, diploma, geçici mezuniyet belgesi veya ayet edilen indirilecek mezun belgesi, karikat ve barkodlu okunak ol olacaktır. KPSS sonuç belgesi, ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır. Nüfus cüzdanı fotokopisi olacak ve fotoğraf e, yüklemiş olmuş olacaksınız arkadaşlarım. Bunların hepsini internet ortamında halletmiş olacaksınız. Şahsen veya postoyla başvurular kabul edilmiyor bilginiz arkadaşlar. Tabloya göz atacak olursak da hemşire 40 kişi alınacak. Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak gerekiyor. İkinci bir alanda sağlık teknikeri EMG ve EEG elektronörofizyoloji ön lisans programının mezun olmak gerekiyor. Üçüncü bir sağlık tenikerinde ise radyoloji teknikeri. Burada da 8 kişi alınacak radyoloji, tıbbi görüntüleme tenikeri ön lisans bölümünden birinden mezun olmanız gerekiyor. Dördüncü bir alanda ise sinir sağlık teknikleri patoloji teknikleri alınacak. Patoloji laboratuvarı, patoloji laboratuvarı teknikleri ön lisans mezun olmanız gerekiyor. Beşinci bir sağlık tekniklerinde ise laboratuvar teknikleri alınacak. Tıbbi laboratuvar teknikleri, sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar ön lisans bölümünün mezun olmanız gerekmektedir. Evet memur olma bu şekilde de mülakatsız bir şekilde alınacak. Kimler başvurabilir, kimler başvuramaz, Bunların tablolarını aktarmış oldum. İstenilen belgeleri tek tek size aktarmış oldum. Başvurun değerlendirmesi ve sonuçlandırma ilanı ne zaman olacak bunlar hakkında bilgi vermiş oldum. Başvuru şekli ve yerinden bahsettik. Genel şartlardan bahsettik. Ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin rektörlüğünden gelen e, genel bilgiyi ilk başta size aktarmış oldum. Ve bunların linkini de açılma kısmına bırakmış olacağım. 10 Ağustos ile 25 Ağustos arasında sizler başvurunuzu yapmış olabileceksiniz arkadaşlarım. Evet e, benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Eğer size uymadıysa lütfen farklı ilanları beklemiş olun. İlanlar geldiği kanalımıza en iyi şekilde yer vermeye çalışmış olacağız. Muhakkak kanala abone olarak bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın arkadaşlarım. Bu emeklere karşı da lütfen videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.